Tükenmek, sona ermek, çok yorulmak, çok sevmek, beğenmek. Bitmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu anlamların herhangi biriyle kullanılmamıştır? A. Dün izlediğim filmin sonu çok kötü bitti. Burada bitmek sözcüğü sona ermek anlamında kullanılmıştır. B. Adam hastalıktan sonra incelmiş, bitmişti. Burada bitmek sözcüğü güçsüz kalmak, çok zayıflamak anlamında kullanılmıştır. C. Babasından aldığı para sonunda bitmişti. Burada bitmek sözcüğü tükenmek anlamında kullanılmıştır. D. Bu güzel yazısına ben ve arkadaşım bitmiştik. Burada bitmek sözcüğü çok sevmek, beğenmek anlamında kullanılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Bütün insanları dostum bil, kardeşim bil kızım. Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım. Zulmün önünde dimdik tut onurunu, sevginin önünde eğil kızım. Bu dizelerde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı kullanılmamıştır? A. Zalim, B. Beşer, C. Mahsul, D. Şeref. Eş anlamlı sözcükler yazılışı okunuşu farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. Beşer sözcüğünün eş anlamlısı olarak insan sözcüğünü görebiliyoruz. Mahsul sözcüğünün eş anlamlısı olarak ürün sözcüğünü görebiliyoruz. Şeref sözcüğünün eş anlamlısı olarak onur sözcüğünü görebiliyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Eş sesli sözcüklere özellikle atasözlerinde, deyimlerde ve manilerde rastlanır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesleşlik özelliği taşıyan bir sözcük yoktur? A. İstanbul'a gittiğimde arkadaşlarım benimle hep alay etti. Burada yer alan ben sözcüğü sesleş bir sözcüktür. Hem kişi olan ben vardır hem de vücudumuzdaki küçük siyah noktalar anlamında ben vardır. B. İstersen bu söylediklerin aramızda bir sır olarak kalabilir. Burada yer alan sır sözcüğü sesleş bir sözcüktür. Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önleme ve benzeri amaçlarla sürülen saydam veya donuk vernik anlamında sır vardır. Bir de giz anlamında sır vardır. C. Bu pencerenin camının neden pahalı olduğunu soruyorlar. Burada ya sesleş sözcük görmüyoruz. D. Yemekle birlikte ekmeği çok yersen kilo alman kaçınılmaz olur. Burada yer alan ekmek sözcüğü sesleş bir sözcüktür. Hem tarlaya ekmek anlamında ekmek vardır, hem de yenilen ekmek vardır. Hem de al sözcüğü sesleş bir sözcüktür. Hem almak eylemi vardır, hem de kırmızı olan al vardır. Cevabımız C seçeneğidir. Sürmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır? A. Yarın tarlayı sürecek. Burada sürmek sözcüğü toprağı işlemek anlamında kullanılmıştır. B. Hayvanları dağa doğru sürdü. Burada sürmek sözcüğü önüne katıp götürmek anlamında kullanılmıştır. C. Ders araları daha kısa sürmeli. Bir durumun içinden çıkamamak anlamında kullanılmamıştır burada sürmek sözcüğü. Vaktin geçmesi anlamında kullanılmıştır. D. Annem her gece yatmadan önce yüzüne krem sürer. Burada sürmek sözcüğü bir maddeyi bir yüzeye sürmek anlamında kullanılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Şamil Bey öğrencilerine içinde ödemek sözcüğünün geçtiği aşağıdaki dört farklı cümleyi söylemiştir. Buna göre Şamil Bey ödemek sözcüğünü bu cümlelerde kaç farklı anlamda kullanmıştır? A1, B2, C3, D4. İnceleyelim. Kaza yapınca karşı tarafın zararını ben ödedim. Burada ödemek sözcüğü bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek anlamındadır. Çanakkale'de vatanımızın bedelini kanımızla ödedik. Burada ödemek sözcüğü bir şey karşısında fedakarlık etmek, bir şey elde etmek için özveride bulunmak anlamındadır. Arabasına taktırdığı makine kendi bedelini 6 ayda ödüyor cümlesinde ödemek sözcüğü bir iş, bir kuruluş için harcanan parayı çıkartmak, itfa etmek anlamında kullanılmıştır. Aldığım telefonun ücretini taksitle ödedim. Burada ödemek sözcüğü
bir alışverişte alınan şeyin karşılığını alacaklıya vermek anlamında kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Birinci ve üçüncü sütunlarda yer alan sözcükler arasında anlamdaşlık ilişkisi vardır. İkinci ve üçüncü sütunlarda yer alan sözcükler arasında karşıtlık ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen örnekler belirtilen kurallara uygundur? A. Sınav, yazılı, imtihan. Sınavın eş anlamlısı imtihandır. Ancak imtihanın zıttı yazılı değildir. B. Fakir, fakirin eş anlamlısı yoksuldur. Yoksulun zıttı zengindir. C. Ak, ak eş anlamlısı kara değildir, beyazdır. D. Okul, okulun eş anlamlısı mekteptir. Ancak zıttı sınıf değildir. Cevabımız B seçeneğidir. Muhabir, en son yayımladığınız kitapla birlikte birçok iyi iş çıkardınız. İnsanların kitabınızı bu kadar beğenmesinin nedeni sizce ne olabilir? Yazar, farklı bir şey yapmadım aslında. Sadece onlardan biri olduğumu gördükleri için bu kadar ilgi gösterdiler bana kalırsa. Bir röportajdan alınan bu ifadelerdeki alt çizili sözcüklerin anlamları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Bulmak, ortaya koymak, yapmak, etmek. B. Sonunu getirmek, almak, bir şeye erişmek. C. Yayımlamak, çok değer vermek. D. Yapmak, üretmek, anlamak, kavramak, sezmek. En son yayımladığınız kitapla birlikte birçok iyi iş çıkardınız cümlesinde çıkarmak sözcüğü yapmak, üretmek anlamında kullanılmıştır. Sadece onlardan biri olduğumu gördükleri için bu kadar ilgi gösterdiler bana kalırsa cümlesinde görmek sözcüğü anlamak, kavramak, sezmek anlamında kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A. Ben ailemin fikirlerine her zaman önem veririm. Çünkü benim düşüncelerimin mimarları onlardır. B. Bir işi yapmaya başlamadan önce onun sana getireceği faydaları ve zararları iyi ölçüp biçmen gerekiyor. C. Dedem bana soru sorarken hep sual sözcüğünü kullanırdı. İlerleyen yıllarda ben de onu kullanmaya başladım. D. Büyüklerimiz bize kendilerine tanınmayan imkanları tanıyor. Bizim de bu olanakları iyi değerlendirmemiz gerekli. Zıt anlamlı sözcükler, anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. Seçenekleri incelediğimizde, bir işi yapmaya başlamadan önce onun sana getireceği faydaları ve zararları iyi ölçüp biçmen gerekiyor cümlesinde yer alan fayda ve zarar sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. Cevabımız B seçeneğidir. Birbirine anlamca zıt olan sözcükler karşıt anlamlıdır. Örneğin siyah sözcüğü ile beyaz sözcüğü birbirinin zıttıdır. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A. Elbiselik, B. Soğuk, C. Temiz, D. Gece. Elbiselik sözcüğünün zıttı yoktur. Soğuk sözcüğünün zıttı sıcaktır. Temiz sözcüğünün zıttı pistir. Gece sözcüğünün zıttı gündüzdür. Cevabımız A seçeneğidir. Annem üzerine kalın bir şal almıştı. Bu cümlede kullanılan kalın sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A. İnce hastalığa tutulduğunu söylediler. B. Muğla sıcağında ince şeyler giyinmek gerekir. C. Sert görünümlü ancak çok ince düşünceli biriydi. D. Çok ince bir insan olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Annem üzerine kalın bir şal almıştı cümlesinde yer alan kalın sözcüğü bir giysinin kalınlığından bahsetmektedir. Buna göre seçenekleri incelediğimizde Muğla sıcağında ince şeyler giyinmek gerekir cümlesinde de ince sözcüğü bir giysinin inceliğinden bahsetmektedir. Cevabımız B seçeneğidir. Maçta galip gelmek için kendini yırtıyordu.
Bu cümledeki alt çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Yok etmek, bastırmak. B. Bir işi yapmaktan kurtulmak. C. Vücudu kanatacak kadar derin çizmek. D. Zorlamak. Maçta galip gelmek için kendini yırtıyordu cümlesinde yırtmak sözcüğü zorlamak anlamında kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Son yıllarda bu konuyla ilgili yürütülen araştırmaların birinde atmosferdeki karbonun emilimini sağlayarak karbondioksit ve karbonmonoksit miktarını azaltacak ve büyük çapta etki gösterecek bir yöntem keşfedildi. Hem de bu yöntem yüksek teknoloji gerektirmiyor ve çevreye hiç zarar vermiyor. Bu metindeki altı çizili sözcüklerin anlamları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yürütmek sözcüğü cümlede yürüme işini yaptırmak anlamında kullanılmıştır. Burada yürütmek sözcüğü yürüme işini yaptırmak anlamında kullanılmamıştır. Gerektiği gibi yapmak, uygulamak anlamında kullanılmıştır. B. Gerektirmek sözcüğü cümlede gerekli kılmak, icap ettirmek anlamında kullanılmıştır. Evet, o anlamda kullanılmıştır. C. Keşfetmek sözcüğü cümlede var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak anlamında kullanılmıştır. Evet, o anlamda kullanılmıştır. D. Sağlamak sözcüğü cümlede bir işin olması gereken durumu temin etmek anlamında kullanılmıştır. Evet, cevabımız A seçeneğidir. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün karşıt anlamlısı değildir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A. Arkadaşımla iyi kötü günlerimiz oldu. B. Pişmiş mi pişmemiş mi anlayamadım. C. Ona bakmamak için karşı tarafa bakıyordum. D. Olumlu insanları olumsuz insanlara tercih ederim. Seçenekleri incelediğimizde arkadaşımla iyi kötü günlerimiz oldu cümlesinde yer alan İyi ve kötü sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. B seçeneğinde yer alan pişmiş, pişmemiş sözcükleri olumsuz sözcüklerdir. Bakmak, bakmamak sözcükleri olumsuz sözcüklerdir. Olumlu, olumsuz sözcükleri de olumsuz sözcüklerdir. Cevabımız A seçeneğidir. Yaman Bey yıllardır bu işi yaptığı için artık bu işin kurdu olmuştu. Selim'in elindeki bu eski saz yıllar önce babasından ona kalmıştı. Caminin bahçesini süsleyen bu koca çınar herkese yarenlik ediyordu. Dilinde yara çıktığı için konuşmakta güçlük çektiğini anlıyordum. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki alt çizili sözcüklerden herhangi birinin es seslisinin anlamı değildir? A. İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz. Burada kurdu sözcüğünün açıklaması yapılmıştır. Es seslisinin açıklaması değildir. B. Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş. Evet, burada koca sözcüğünün sesleşi açıklanmıştır. C. Su kıyılarında bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı, renkli kamış. Burada saz sözcüğünün sesleşi açıklanmıştır. D. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Burada da dil sözcüğünün sesleşi açıklanmıştır. Cevabımız A seçeneğidir.